Genellikle ekoloji şöyle düşünülüyor. İşte biyolojinin bir alt dalıdır. Hangi bilimsel kitabı alırsanız bakarsanız çoğunlukla aynı şeyle görüşürsünüz. Karşılaşırsınız. Biyolojiyle ekolojinin hani alakası yoktur desem inanır mısınız bilmiyorum. Niye? Biyoloji canlıları tanışır, adı tatlı çalışır, adı üzerinde. İkinci ekoloji ilişkileri çalışır. Bir defa çalışma alanı zaten çok farklı bir yerde. Biyoloji izole ederek çalışır. Ekoloji alanı bütün işte kozmos üzerinde ne varsa hepsinde ilişkilendirerek çalışır. Yani yöntemsel olarak da biyolojiden inanılmaz derecede farklı olan bir şeydir. O anlamda işte zaten ekoloji konusunu tartışmak gerekir diye bu söyleşileri falan yapmaya çalışıyoruz. Şimdi notlarıma bakarak söyleyeyim ve başka tekrarlar olmasın diye. Evet, büyük patlamadan başladık ama 1970 yılına gelinceye kadar da biz aslında biyolojiyi diğer bilimlerden farklı bir alan olarak görmedik. Çok şematik. Bakın işte Türkiye'de ilk ekoloji dersi alan öğrencilerden bir tanesiyim. Yani Orman Fakültesi'nde öğretilir. Benden çok önce yani ben Orman Fakültesi'ne girmeden önce de ekoloji dersleri veriliyor. Çok şematikti. Tanımlar üzerindendi. İkiye ayrılır, üçe ayrılır. İşte şu vardır, bu vardır falan diye böyle anlatılıyordu. Esas ekolojiyi anlamaya biz yaşamı anlamaya başladığımız zaman 1970 yılında başladık. İşte o bütüncül dediğimiz, bakın ekoloji falan Hegel tanımıştır ama Hegel bugün gelse ekolojinin ne anlama geldiğini kesinlikle anlayamazdı. Benim o çok ciddi bir iddiamdır. Çoğunuzda ters gelebilir, bilmem ne gelebilir ama Hegel'in söylediğinden çok farklı bir ekolojik anlayış içerisindeyiz bugün. Çünkü bütüncül bakmak, bütün evrenin etkileşimleri içerisinde olaylara bakmak çok farklı bir şey. Burada bir örnek veriyorum ben. Sanıyorum geçen konuşmada bunu vermemiş gibiyim. Ekolojiyi anlayabilmek için şöyle bir analoji yapmak gerekir. Ekolog herhangi bir olayı veya nesneyi bir kürenin ortasına koyar, merkezine koyar. O kürenin üzerindeki bütün noktalardan bakar. Yani bir kürenin üzerinde sonsuz sayıda nokta vardır. Onun merkezindeki, ortasındaki şeye de sonsuz noktadan bakmanızı gerektirir. Baktığınız her noktadan da o nesne veya olay, neyse, somut veya soyut hiç fark etmez, çok farklı görünür. Tuncay Neşçi'ye buradan baktığınız zaman iki gözü, bir burnu, bir ağzı falan vardır, işte şöyledir. Buradan baktığınız zaman aynı şeyleri söyleyemezsiniz. Yani bakış açınız değiştiği zaman, işte orada benim kelim vardır, burada iki gözüm vardır gibi. Birbirinden çok farklı iki şeyle karşılaşırsınız. Bir de bunu düşünün. Sonsuz sayıda gözden bakıyorsunuz. Aşağıdan bakarsanız, sağdan bakarsanız, soldan bakarsanız falan gibi. Yetmez. Bu kadar basit olsaydı zaten ekoloji konusunda bu kadar işte krizlerden, şunlardan, bunlardan falan söz etmezdik. O kürenin üzerindeki her bir noktadan yani sonsuz sayıdaki noktadan bile farklı gözle bakmak zorundasınız. Siz beni başka türlü görürsünüz, siz beni başka türlü görürsünüz, bu salon beni başka türlü görür, rüzgara göre, yaşa göre, Ahmet'e göre, Hans'a göre, yani etnik yapılar, kültürel yapılar değişikliği zaman da Tuncay Neşçi'niz yok. Her öğrenciye göre Tuncay Neşçi farklı bir hoca. Eğer benden 10 almışsa veya 100 almışsa öyle diyelim ulan şeker gibi hoca, 50'nin altında almışsa çok kazık hoca ya bırak ya onu falan. Yani bu kadar da radikal değişiklikler olabilir. Hoca aynı hoca. Yani ben öyle zannediyorum gibi. Ha ben öyle miyim? Ben de öyle değilim. Ben de çünkü bu saniyeden öbür saniyeye farklı birisi de olabiliyorum. Yani iş bu kadar şey. İşte ekoloji onun için biraz zor bir konudur. Herkesin zannettiği gibi, kendisini ekolog olarak zannettiği gibi basit bir iş değildir. Ama bu teori de böyledir. Verilmeye çalışılan mesaj herhangi bir doğruyu, olayı, nesneyi kavramak istiyor iseniz ekolojinin bize öğrettiği 70'lerden sonraki ekolojinin bize öğrettiği şey hayır efendim çok farklı gözlerle çok farklı noktalardan bakmak zorundasınız. Ne kadar çok farklı noktadan, ne kadar çok farklı gözle bakarsanız gözle insana ait değil, göz olmayan taşla da bakacaksınız, bulutla da bakacaksınız, rüzgarla da yani ille
mecazi anlamda söylüyorum gözü, bizim gözümüz gibi göz olmaması gerekiyor. İşte ekoloji dediğimiz şey budur. Benim anlattığıma göre. 1970 yılından galiba söz etmiştim birazcık. İşte bir tanesi artık ekonomik paradigmadan ekolojik paradigmaya geçmenin doğum noktasıdır 1970. Bir iki yıl öncesi, bir iki yıl sonrasında çok önemli değişimler yaşadı. Bakın 1970 öncesi, bunları tekrar etmekte fayda var bana göre etmişsem de, 1970 öncesinde biz dünyamızı çok büyük ve sağlam zannediyorduk. Uzaydan bir fotoğrafı çekildi, ama işte o kadar büyük değilmiş ya diyoruz. Şu kadarcık bir fotoğraf filminin üzerinde dünyanın bütününü görebiliyorsunuz. Bütününü bir bakışta görmek, bakın çok basit gibi görünüyor. 1970'li yıllara kadar dünyanın bütününü görebilmiş bir tane insan yoktu. Herkes ufacık bir parçasını görüyordu. Yani filin kulağını gören, kuyruğunu gören, ayağını gören, şurasını burasını görenler vardı ama fili gören yoktu. O fotoğraf çekilince bütününü birden gördük ve işte o şeyler, o zaman bütün düşüncemiz ya o kadar büyük değilmiş. Bir 6-9'luk film şeyine sığacak kadar küçükmüş. Efendim o kadar sağlam da değilmiş şimdi. Hepsini birden görünce kırılabilirmiş falan diyoruz. Bakın ne kadar köklü bir değişim. Üzerinde yaşadığımız dünya ile ilgili görüşlerimiz ne kadar radikal bir değişim geçirmiş. Ve ondan sonra efendim 1973'te de bir kriz oldu. Petrol krizi. Ya o zamana kadar dünyanın kaynakları sonsuz diyorduk. Ulan bu suda, ormanlarda, işte atmosferde, ozon tabakası da işte neyse aklınıza ne geliyorsa. Ya bunlar sonsuz falan diyorduk. Bir baktık ki ya petrol krizi yok ya öyle değilmiş ya. Ormanlar da bitermiş, petrol de bitermiş falan gibi. Bakın öyle bir önemli bir değişim gündeme getirdi ki. Düşünün, benle aynı yaşta olanlar varsa, işte sizin yaşınız falan belki denk gelmeyebilir ama bizim dönemimizde, evet bizim dönemimizde tabii öyle diyorum. Gelişmiş ülkeler işte kişi başına kağıt tüketimi şu kadar olan, elektrik tüketimi şu kadar olan ülkelerdi. Mutluluk buydu yani. Bu kadar enerji tüketiyorsanız mutlu. Yani gelişmiş bir ülkeydiniz. Ya 70'ten sonrasında berbat bir duruma düştük. Yani o kadar tüketiyorsanız hiç mutlu olmanız mümkün değil diye. Bakın mutluluğu tüketimde arayan bir toplumda mutluluğu kaynakları verimli kullanmakta arayan bir topluma evrildik. Ne kadar büyük bir değişiklik olduğunu anlayın. Şimdi bütün bunların hepsi işte ekolojinin alt dalları. Birincisi o fotoğraf bize küresellik kavramını armağan etti. Her şeye şimdi küresellik olarak diyoruz. Bunu sadece fotoğraf olmaya, o fotoğrafı çekmek için işte bu cep telefonlarının, bu televizyonlarının, bu iletişim ağının falan hepsinin de olması gerekir. İşte o kamera olmazdı eğer o fotoğraf çekilemeseydi. O fotoğraf çekilsin diye bunlar teknolojik olarak yaratıldılar. Eğer şimdi Arjantin'deki bir maçı bugün izleyebiliyorsak anında, işte küresellik bu. Veya çocuklarımıza kızıyoruz. Ulan oturdu bilgisayarın başından, cep telefonunun içinden çıkmıyor çocuk. Halbuki çocuk Arjantin'de veya işte Çin'de birisiyle arkadaşlık yapıyor. Arkadaşlık kavramı, dostluk kavramı, mahalle kavramı, ülke kavramı, dünya kavramı değişti. Yani 1970 senesinde de 20 milyon Amerikalı yürüdü. Bu da çok önemli bir şeydir. 22 Mayıs bir yazı yazdım ben, bir gazeteye gönderdim. Bir cevap gelmedi. Gelmezse başka bir yerde yayınlayacağım. Şimdi biz 5 Haziran'a geliyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü değil mi? Ya o kadar ilginç bir şey ki bana göre çok ilginç. Bir bakıyorum öyle gelişmekte olan ülkeler, yani demokrasi deneyimi fazla olmayan ülkeler 5 Haziran'dan başka bir şey tanımıyorlar çevre denince. Hepsi 5 Haziran günü çevreyi kutluyorlar, okullar kapalı bile olsa. 22 Nisan diye ki 1970 22 Nisan Dünya Günü olarak kutlanır. Bakın o da çevre günü olarak kutlanır. Nerede? Demokrasisi gelişmiş ülkelerde. Yani gelişmiş ülkelerde de demokrasik anlayı da gelişmiş oluyor. Yani Amerika'ya gidip 5 Haziran'ı pek kutlayan yoktur. Almanya'da da öyle pek fazla kutlamazlar. Pakistan kutlar, biz kutlarız 5 Haziran'ı. Niye? Çünkü 22 Nisan 1970 20 milyon Amerikalı yürüyor. Ya insanlar, sivil insanlar kendi inisiyatifleriyle çevreyi, ekolojiyi dünyanın, Amerika'nın gündemi haline getirmek için uğraşıyorlar. Söke söke alınmış bir hak.
Bundan iki sene sonra 1972'de Birleşmiş Milletler, yani bürokratlar toplanıyorlar, ulemalar toplanıyorlar da diyebilirsiniz. 5 Haziran'ı bize armağan ediyorlar, çevre günü olarak. Bakın bir yerde bir armağan var, gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler ona sarılıyorlar, her şeyde olduğu gibi bana göre. Öbürü insanların sivil inisiyatifin kendi gücüyle hak ettiği bir şey, 22 Nisan, bizde kimse hatırlamıyor. Tuncay Neşçi, Türkiye İstanbul Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi'nde çevre sorunları araştırma uygulama merkez müdürüyken çevre hizmet ödülleri diye bir şey yaptı galiba, 25.sini verdiler geçtiğimiz sene. 22 Nisan günü verilirdi. Ben ayrıldıktan sonra bir defa 22 Nisan'da vermediler. Hep kaçırdı. Neden? Çünkü 22 Nisan gününün önemini anlamış değiller de onun için. Üniversite. Yani ülemalarımızın, Antalya çevresindeki ülemalarımızın toplanmış olduğu yer. Bu da bana göre çok ilginç bir örnek gibi geliyor. Yani ya 22 Nisan'ı niye değiştirsiniz? Demek ki anlaşılmamış yani bu mesele. Onu buradan da işte bütün sorunlarımıza öyle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim bugün bu haftaki konuya. Bu şöyle bir kısaca bunun bir altyapısı. Bunu sık sık tekrar etmek istiyorum ben. Çünkü bunu anlamadan, bu değişimleri anlamadan bugün tartıştığımız konuları pek fazla ekoloji altında veya politik altında veya sosyoloji adı altında tartıştığımız konuları anlamak pek fazla mümkün değildir gibi geliyor bana. İşte küreselleşme niye tartışıyoruz? Sürdürülebilirlik niye tartışıyoruz? Gerçi petrol krizi sürdürülebilirliği getirmiştir, altyapısını hazırlamıştır. Ama laf olarak ortaya çıkışı 1986 mı 87 mi Brundtland raporunun hazırlanmasıyla ilgilidir. Ama ivmesini oradan veya felsefesini oradan almış olan bir şeydir. 1970'teki bu işte sivil hareket, bu çok güçlü sivil hareket bir başka şeyi gündeme getirdi. Artık devletler o kadar güçlü değil. Sivil toplum çok daha güçlü. Katılımcılık diye yepyeni bir kavram geldi. Yani eskiden devlet, tamam ben buraya fabrika yapacağım, ben buraya işte HES yapacağım, ben buraya şunu yapacağım, bunu yapacağım, cart edeceğim, cürt edeceğim diyebiliyordu. Şimdi cılız veya güçlü de olsa karşısında bir ses var. Sivil toplumun sesi var. Ciddiye alsa da almasa da bir ses var. Eskiden yoktu. Gelişmiş ülkelerde bu ses çok daha yüksek çıkabiliyor. Bizim gibi ülkelerde çok daha kolaylıkla bastırılabiliyor falan gibi. Kolaylıkla bastırılmasının arkasındaki neden de işte bu ilişkiler konusunda yeteri kadar kafa yormadığımız içindir diye geliyor bana. Şimdi 1970 bizi böyle değiştirdi. Artık çok farklı bir dünyada, çok farklı bir anlayışla yaşıyoruz. Bakın devletler güçlerini kaybetti, sivil toplum güçlendi. Devlet gücünü, hiç kimse gücünü kolaylıkla teslim etmek ister mi? İstemez. Şimdi Türkiye'deki veya dünyadaki Greenpeace de dahil, bakın bunların hepsinin kuruluş tarihleri 1970 sonrasıdır. Tuncay Neşi'ye inanmayın, internetten açın bakın. Türkiye'deki Tema Vakfı falan da dahil, sivil toplum örgütlerinin %95'i eğer daha fazlası değilse 1970 sonrasında kurulmuştur. İşte bu ekolojiden, ekonomiden ekolojik paradigmaya geçmekle. Ormancılar Cemiyeti hariç. Ya işte bazıları var. Tabii Sierra Leone Kulübü var. O 1819. yılın ortalarında falan kurulmuş. İşte bu daha bir başka, daha önceki senelerde Muirlerden, işte Aldo Leopoldlardan falan söz etmiştik. Onlar çok daha gerilere de götürülebilirler falan gibi. Ama Türkiye Ormancılar Derneği, bakın ormancılar bir zamanlar toplumun önündeydiler. Türkiye'nin ilk sivil toplum örgütünü kurmuşlardır. Benim Antalya'da ilk kurucu başkanlığını yaptığım Türkiye Tabiatını Koruma Derneği 1955 senesinde kurulmuştur. Dünyada bu tarihte, bakın 70'ten 15 sene önce kurulmuş bir çevre derneğidir. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Türkiye Doğasını Koruma Derneği. Bakın isme de bakın. 1955. Kurucuları ormancılar. Bugün ormancılar nerede ya? Bir tane ormancı arkadaşım var burada. Ben de Türkiye Ormancılar Derneği Antalya Şubesi'nin başkanlığını yaptım. Bakın bir tane arkadaşım yok. Şey hariç, Özgür Özer kardeşim dışında.
Yani, yani işin ne olup bittiğinin falan da pek öyle farkında da değiliz. Bunu bir sistem olarak söylemiyorum. İsteyen gelir, isteyen gelmez. Yani ben hiç kimseyi zorlamak durumunda değilim gibi. Ama kendi bildiğim doğruları falan da söylemek zorundayım. Şimdi böyle bir yapı içerisindeyiz. Benim notlarım neredeydi, nereye koydum? Bir notlarıma bakayım, nereden nereye atlayacağım. Yok. Arkacım. İşte bakın dikkatli dinleyici böyle bir. Benden bile dikkatli teşekkür ederim efendim. Ha şeyden bahsedecektik yani geçerken bugünkü konuya gelecektik. Sürdürülebilirliği falan bahsettik. Denge falan bu sözlerden bahsedeceğiz. Şimdi ekolojik paradigmaya geçtiğiniz zaman ekoloji değişimi temel alan bir bilim alanıdır. Veya işte bilimler üstü bir alandır. Ama değişim esastır. Değişim olduğu için ilişkiler de değişir. Herakleitos demiştim daha önceki şeyde. Benim hemşerim işte değişimin değişmezlik olduğunu falan diye söylemiştim. Değişim dünya zaten sürekli olarak değişiyor yani. Değiştiği için de ekoloji ön plana çıkmaya başladı. Şimdi ekoloji devrimci bir kavramdır. Niye? Değişimden söz ediyorsun. Bakın değişim şu yöne olur, bu yöne olur, şöyle olur, böyle olur. Yönü hiç ilgilendirmiyor beni. Ama değişim var. Esas olan bu. Bu statükoyu korumak isteyenler için hiç uygun bir kavram değildir. Kim olursa olsun. Değişime bakın hükmedenlerin çoğu değişimin yönünden farklı olarak hep mevcut koşulların devam etmesini isterler. Diktatörse de öyledir, sağcıysa da öyledir, solcuysa da öyledir, dinciyse de öyledir, öyleyse öyledir yani. Hep kendi sahip olduğu koşulların devam etmesini ister. Şimdi ekoloji hakim paradigma haline gelince Allah Allah. Ne yani şimdi yani bizim durumumuz değişecek mi? İster istemez gündeme gelen bir şeydir. Onun için de bakın ekoloji bütün bu oturmuş sisteme, statikoya ters düşer. Ters düştüğü için de hemen bunu frenlemek gerekir. Ne yapacaklar? Şimdi biz ekolojiden daha çok sürdürülebilirlik kavramını söylüyoruz değil mi? Sürdürülebilirlik ne demektir? Ya öyle çizgi dümdüz gider böyle yani. Neyi sürdüreceğiz? İşte zenginsek zenginlik sürsün. Fakirler fakir kalsınlar efendim. Niye? Değişime ne gerek var yani? Şimdi değişim dediğiniz zaman ben bugün fakirsem yarın zengin, zenginsem yarın fakir olabilirim. Değişim bunu söyler. Ama şey, yani şimdi zengin olanlar için bakarsanız bu hiç istenen bir şey değil. Fakir olan bir şey kucaklanacak bir şeydir. Onun için her iki taraf da değişime karşıdır. Onun için de politikacılar hemen bir kavram bulmuşlardır, sürdürülebilirlik diye. Dingin, değişime karşı çıkan bir kavramlardır. Şimdi etraftaki bütün olup bitenlere bir bu gözle bakın. Niye bu kadar çok sürdürülebilirlikten söz ediyoruz? Hem de ekoloji başlığı adı altında söz edebiliyoruz. Bunun üzerine biraz kafa yormak gerekir. Hep söylediğim gibi, ya bırakın Tuncay'ın söylediği ne işçinin söyledikleri, Tuncay ne işçiye özel bir söylemdir. Siz bunu doğru kabul edersiniz, yanlış kabul edersiniz, o sizin işinizdir. Tuncay Neyşi'nin buradaki görevi size kendi doğrularını anlatmak değil, sizin kendi doğrularınızı bulmanızda bir takım başka ipuçları, belki aklınıza gelmeyen, daha az düşündüğünüz konular üzerinde söz etmiş olmaktır. Denge dediğimiz şey, yani bu çok konuşulur. Benim işte YouTube sayfamda bunlardan da epey söz etmiştim. Doğada denge diye bir şey yoktur. Daha da ileri gideyim, doğada barış diye de bir şey yoktur. Şimdi bakın doğada iz düşümü olmayan hiçbir şeyi anlamamız mümkün değildir. Onun için demokrasi doğada yok ki anlayalım. Bana anlayan birisini söyleyin. Yoktur demokrasi hakikaten, barış yoktur. Eğer rekabet dediğimiz bir şey varsa Charles Darwin'in söylediği gibi yaşam için mücadele etmek varsa burada bencillik vardır. Adam Smith'in dediği gibi o zaman da işte bakın toplumsallık falan yoktur. Yani barış yoktur. Rekabet anlamında sürekli savaş vardır. Şimdi genellikle ormana bakarsınız siz hepiniz.
işte makinik bir tarafta veya işte o zaman o kadar güzel barış içinde yaşıyorlar falan diye. Yani siz öyle gelir de ben şimdi bir ormancı olarak baktığım zaman ya bu Kızılçam ne etsem de şu makinin canını okuyup onun alanını da içine geçirsem makine de aynı şeyi düşünüyor. Ulan ne etsem, ne yapsam da, hangi teknolojileri uygulamsa şu Kızılçam ormanının alanını da ben kaplasam diye çalışıyorlar. Zaten bu mücadele olmasa aralarında yani zaten sistemin yaşaması bir dinamiğinin olması mümkün değil. Şimdi sorayım buraya eğer sınıf veya buradaki örnek pek olmaz da sınıfta öğrencilere ders veriyoruz. Ben yoklama yapmıyorum. Onun için de derslerime hiçbir zaman %100 öğrenci gelmiyor. Ama %60'ın altına da düşmüyorum. Yani benim en hoşuma giden taraf da o. %60 olan öğrenci benim için yeterli. Niye? Ya boşuna %40 daha veya %50 daha fazla gelecek de adam sırf oraya işte yoklama alayım diye, yoklamada bulunayım falan diye geliyorsa hiç gelmesin. Benim anlatacaklarımı başka yerlerden de bulur öğrenebilir yani hiç. Eğer öğrenmek içinse şimdiki imkanla bilgiye ulaşmak çok kolay gibi. Ama sınavdan geçecek ya. Şimdi sınav olmadığı zaman o %60 da zaten gelmez. Niye? Çünkü yani sınav da burada yırtıcı şey gibi, avcı ve yırtıcı ilişkisi gibi. Niye? Ya işte diploma alacak ya çocuk elinde sonunda. Onun için de sınava geçmek zorunda. Sınava geçmek zorunda olduğu için işte dersleri çalışmak zorunda falan gibi. Bu da yırtıcı ve şey, av yırtıcı ilişkisine benzer bir ilişkidir. Ki hiçbir zaman şeyle, barışla falan ilgili değildir. Çıkar üzerine oturmuştur. Şimdi Adam Smith bizde pek anlaşılmamıştır. Aslında çok doğru bir şey söylüyor. Her şey kişisel çıkar üzerine olur. İnsanlar eğer, bakın şimdi bu ekolojinin anlaşılmamasının önemli nedenlerinden birisi bu. Eğer bir ülkede siz bunu bir öğreti olarak öğretmiyor iseniz, herkes kendi çıkarını sapına kadar savunmuyor ise demokrasi olmaz. Bakın dikkat edin, herkes kendi çıkarını neyse o hiç önemli değil, sapına kadar savunmuyor ise demokrasi olmaz. Olan şudur veya bir başka örnek vereyim. Şimdi çoğunuz bir kooperatife girmişsinizdir veya bizim dönemimizde o kooperatifler de çok yaygındı. Maaşının 1/4'ünü kooperatif şeyi aidatı olarak ödüyor adam. Ondan sonra kooperatifin genel kurulu toplantısı var. Ya benim yerime gider misin? Ya sen kendi çıkarın konusunda bu kadar rahat davranıyor isen o adam zaten seni kazıklar. Nitekim de öyle oluyor. Halbuki bütün insanlar, ben buraya bu kadar maaşımın yarısını veriyorum, ben buraya gideceğim, tartışmalara karışacağım, kararlara katılacağım dediği zaman bakın bir tane yolsuzluk olabiliyor muydu? Kooperatiflerin hepsi bitiyor muydu, bitmiyor muydu? Marx da buna benzer bir şeyler söyler. Der ki işte sosyalizm kapitalizmin son aşamasıdır. Vahşi kapitalizmde insanlara bir sapına kadar çıkarcı olmak öğretilir. Yani onu o kastedilir. Şimdi herkes çıkarını savunduğu zaman toplumun çıkarı ortaya çıkar. Bazı açık gözler çıkarlarını iyi savunur, geri kalan çoğunluk çıkarlarını hiç ciddiye almaz ise sömürü o zaman başlar. Bakın bu ideolojik bir şey değil. Efendim kapitalizm sömürür, sosyalizm sömürür, yok öyle bir şey. Sosyalizmin sömürdüğünü de gördük. Yani diktatörlüğün sömürdüğünü de gördük. Eğer bireyler kendi çıkarları üzerinde samimi olarak kendi çıkarlarını savunmazlarsa sömürü olur. Yani iş biraz da bireyseldir. Çünkü toplumun topluma böyle bir öğreti öğretmediğiniz sürece insanlar hep ya benim çıkarımı başkası biri yapar. İşte milletvekillerimiz şimdi ne kadar bizim sorunlarımızı çözüyor ise işte bu yapının, bu anlayışın sonucu böyledir. Halbuki herkes milletvekilleri arkadaş bunu sen sözünü vermiştin, şunu yapacaktın diye sorduğu zaman çıkarını, bakın kendi birey çıkarı ne olursa olsun. Benim evimin işte duvarını bilmem, benim caddemin asfaltını yapacaktın. Ne olursa olsun. Niye yapmadın diye sormadığınız sürece veya sormadığınız sürece kendimle dahil demokrasinin olması mümkün değil. İşte şimdi bakın ekolojinin bize getirdiği yeni anlayışlardan bir tanesi de budur. İşte o bütüncül anlayış dediğimiz şeylerden bir tanesi budur.
toplu işte katılımcılık falan dediğimiz şey budur. 1970'li yıllardan sonra işte o hareketten sonra. Bunu katılmadığınız zaman olmuyor. Şimdi siz ekolojiyi eğer böyle bilim gibi anlatırsanız işte ekoloji dediğiniz işte derini de vardır, sıvı da vardır, şu su da vardır, bu su da vardır. Bir de onlar da altyapılarına girerler, şöyle yaparlar, işte şu şunu şöyle demiş, bu böyle tanımlamıştır diye şematik bir ekoloji koyarsanız, yani yaşamı şematikleştirirsiniz, yaşamı zaten anlamamışsınız demektir. Oysa ekoloji 1978'den sonra bakın, yaşamı içine alan, bütün ilişkileriyle yaşamı içine alan bir disiplin veya bir anlayış haline geldi. Onun için de bu kadar çok konuşuluyor. Etkisi de bu kadar çok oldu diye düşünüyorum. Şimdi eğer herhangi bir paradigma, burada ekolojiyi bir paradigma olarak alalım ki öyledir bana göre, bu kadar önemli hale gelmişse, bu kadar yaygın hale gelmişse, bakın farkında olalım veya olmayalım, ister istemez ekonomik ve politik bir araç haline de dönüşür. İster istemez. Şimdi etrafınızda olup bitenlere bakın. İşte efendim ayak izimiz yok, efendim işte çöplerin ayrıştırılması falan. Bunların hepsi doğanın metalaştırılması veya ticarileştirilmesidir. Niye? İşte biraz önce söylediğim gibi yani toplum bu kadar söyledim, ben galiba atladım da onu söylemeyi. Toplum şimdi böyle devlet gücünü kaybediyor, sivil toplum gücünü kazanıyor falan dedik ya. Bu 1980'lerde 90'larda çok güçlüydü. Gelişmiş ülkeler bundan rahatsız oldular. Ne yaptılar biliyor musunuz? Avrupa Birliği projesi, Dünya Bankası projeleri falan çıkardılar. Şimdi Greenpeace de yani Yeşil Barış Örgütü de dahil, Tema Vakfı da dahil, uzun seneler danışmanlığını yaptım, eğitim programlarına katıldım, hepsi devlet memuru haline döndüler. Etrafınızdaki derneklere bir bakın. Avrupa Birliği projesi alabilmek için, affedersiniz, bir yerlerini yırtıyorlar. Yani nerelerini yırttığını ben söylemeyeyim, siz zaten bilirsiniz gibi, evet. Şimdi niye, yanlış mı? Bakın şöyle bir içeriği var bu işin. Daha önce söyledim mi bilmiyorum. Yani bir kelime daha söyleyip bitireceğim. Ondan sonra sizin sorularınızda. İşte Avrupa Birliği, Dünya Bankası bu kredileri kimler veriyorsa, bu finansları kimler, bu yardımları kimler sağlıyorlarsa, sizi öyle bir yönlendiriyorlar ki. Hava geyiklerimiz var. Nesli ciddi tehdit altındadır. Bütün dünyaya bizim düzler çamından yararlan dağılmıştır bilimsel olarak. Bakın Türk bilim adamları da değil. Yabancı bilim adamlarının yazdıkları, çizdikleri, ortaya koydukları şeylerdir. Türkiye'de bir Allah'ın kulu çalışmıyor bilim insanı olarak. Deniz kaplumbağaları ile ilgili daha önce söyledim ya 9 tane bilim adamı grubu çalışıyor. Şimdi niye? Çünkü deniz kaplumbağalarının nesli de tehdit altında değil. Aksini söyleyen varsa burada oturup gelir yani gelsin oturup tartışabiliriz. Niye? 100 tane yumurta veriyor ya bir tanesi. Bunun bütün biyolojisini de biliyoruz. Yani 25 seneden beri işte Jun öldü geçenlerde. Nisan, tam da 23 Nisan'da öldü. Biliyor musunuz? Jim Hainhoff'u. Bu Dalyan'daki işte ilk deniz, orada bir otel yapılacak, deniz kaplumbağalarını öne sürerek o otelin önüne geçmişti. Ve Türk vatandaşı oldu ve İslami kurallara göre de oraya çamlara gömüldü. Yani 23 Nisan yani tam aşağı yukarı bir ay falan önce. Ama orada bir yalan söyledi. Deniz kaplumbağaları vardı orada zaten. Ama deniz kaplumbağaları nesli tehdit altında diye bana göre de çok makul bir yalan söyledi. Değil. Ama böyle şeyleri kullandığınız zaman da şeyiniz, propagandanız çok daha iyi oluyor. Bizim bilim adamları, bakın şimdi esas benim eleştireceğim taraf, bunu Jun söyler. Veya bilim adamı olarak da söylersiniz, yani masum bir yalan olarak. Ama bilirsiniz. Ya 9 tane bilim insanı grubu, bunun içinde bir sürü profesörler var. 9 bilim adamı bunun üzerinde çalışıyor ise, burada bir yanlışlık var. Bakın alageliklerle ilgili tek kimse çalışmıyorsa bir yanlışlık var. Bu da işte Baudrillard diye bir Fransız sosyolog vardır. Onun söylediği şeyi çok severim ben. Yani şey sizi güç
Bu işte devlet de olur, firma da olur, kişi de olur, ne olursa olsun sizi formatlıyor. Şöyle düşünün, böyle şunu, niye hepimiz ya bu rejim giyiyoruz? Bakın dikkat edin etrafınıza, herkes aynı şeyleri düşünüyor. Televizyonları açıyorsunuz, şikayet ediyorsunuz ya, tartışmacılar aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyorlar falan gibi. Niye? O şeyleri söylemek için formatlandırıyorlar zaten. Yani toplum belli şeyler üzerinde kafa yorsun diye. Şimdi işte şey, sivil toplum güçlenince, eski Greenpeace'i görüyor musunuz ortalıkta? Eski etkinliğinde mi? İşte Tema Vakfı eski etkinliğinde mi? Yani Türkiye'den daha iyi bir örnek. Veya bir zamanlar şey vardı, Doğal Hayatı Koruma Derneği sonradan vakıf oldu, öyle mi? Hepsi çünkü Avrupa Birliği projesi peşine düştüler. Rrr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 
değilseniz, o zaman çok samimi olarak çevre konuları, ekoloji konularla ilgileniyorum diyorsunuz ama sonuç hiç de öyle olmuyor. Daha çok söylenecek şeyler var bu konuda. Buradan da söyleyeceğim ve son olarak söyleyeceğim şey de bu. Daha hep de sıklıkla söylüyorum, her seferinde de söyleyeceğim bunu. Eğer bir konu bu kadar büyük kamuoyu tarafından belli şeylerin söylendiği bir hale getirilmiş ise, arkasında mutlaka küresel bir politika, küresel bir ekonomik ajanda söz konusudur. Bunun üzerinde ciddi olarak kafa yormak gerekir. Olayları anlamak istiyor isek. Şimdi her tartışmanın sonunda, her panelin, bilimsel toplantının önünde küresel iklim değişikliği diye yazıyor ise, hatta küresel iklim değişikliği değil, küresel ısınma diye yazılıyorsa veya küresel kriz diye yazılıyorsa, burada ciddi bir sorun var demektir. Küresel iklim değişikliğinin akademik bir kavram, buna karşılık küresel ısınmanın ideolojik bir kavram olduğunu söylemişim. Niye? Çünkü yön gösteriyor. Halbuki burada bir sürü bilim insanı var, bakın onları göremezsiniz. İşte o küresel şey, formatlama engeller onları. Duyamazsınız. Sadece ısınıyoruz, işte fosil yakıtlarını kesin şu bu falan gibi belli örnekleri, işte güneş bileği kullanın, rüzgar türbünü kullanın lafları dolaşır. Yani sonuç yine şöyle. Boş verin Tuncay ne işini, ne söylediğini, ne yaptığını. Söyledikleri boşa atmayın. Ama sorgulayın. Kendi kafanızla sorgulayın. Kendi gerçeklerinizi kendi dilinizle söyleyin. Tuncay'ın söylediklerini tekrar etmeyin. Özü bu işin yani. Onun için kendiniz olun. Bunlar kendiniz olmanıza yardımcı birer saçmalık, birer muhteşem konuşma, birer işte ya alelade bir şey gibi yardım edebilir veya etmeyebilir. O size kalmış. Benim maruzatım bu kadar. Varsa sorularınız onlar üzerine veya katkılarınız. Sevgili hocam, sizin söylediklerinizi Pardon, bir de şöyle kitap gösteriyorum yani. Şimdi onun için bunu da söyleyeyim, ondan sonra alayım şeyini. Bakın şöyle bir kitap. Ya okunması falan biraz şeydir falan, Kuantum Sınırında Yaşam diye. Bu da işte şimdi bizim ekolojik anlayışlarımızı, dünyaya bakışımızı inanılmaz derecede değiştiren bir şey. Yani aydınlanma felsefesinin sonuna geldik. İndirgemeci yaklaşımlar artık bizim sorunlarımızı çözmüyor. Onun için de biraz olaylara kuantum, yani parçacık fiziği gözünden bakmak gerekiyor. O zaman işte kuşun, ağacın, her şeyin, etrafımızdaki doğanın çok daha farklı anlamlara geldiğini bir başka gözle de görebiliriz. Buyurunuz. Sevgili hocam, her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben çok aydınlandım. Bir sanatçı olarak da sanatın içinde de bu savaş var. Renklerin birbiriyle savaşı var. Biçimlerin birbiriyle savaşı var. Demek ki ekoloji her yerde. Hayatın içinde olur mu? Her yerde. Sanatta zıtlıklar, terslikler, güzellikleri doğuruyor. Biz böyle öğrendik. Böyledir de. Gerçeği de öğrenir. Kırmızıyla yeşili yan yana koyduğunuz zaman o kroma olarak da, biçim olarak da birbiriyle savaşmazsa biz onun güzelliğini göremiyoruz. Demokraside barış yoktur dediniz. Bravo. Yani gerçekten çok şey öğrendim. Sanatın içinde olan insanlar da bu savaşı sanatın içinde yapıyorduk biz ama hayatın her yerinde varmış demek.
Çok şimdi, teşekkür ediyorum. Şimdi teşekkür ediyorum. Geçen ayki sunumda bir kitap göstermiştim. Ekoloji ve sanat ve ekoloji mi falan diye tavsiye ederim okuyun. Yani çok güzel makaleler var onun içerisinde değişik açılarda. Nasıl edinirdin hocam? Evet. Sanat ve ekoloji şey de var galiba. Ben İstanbul'daydım böyle geçerken baktım. Diyarlarda falan var yani şeylerde. Öyle mi? Veya ben veririm açın alır okursun tekrar geri verirsin. Tabii. Çünkü benim kitaplar şeydir. Böyle ben kitap okuduğum kitapla kavga ederim. Üzerine yazıyor, hadi ya öyle mi diyorsun, peki buna ne dersin falan gibi. Yazar kimse. Hocam yalnız Bedirhan Bey bize şöyle öğütledi, kitap çalmak sevaptır, günah değildir. İşte yani ben de onun için verirsen diye baştan söylüyorum yani. Çünkü ben de kitaplarımı öyle oluşturdum ya. Öğretmenin güzel bir sözü var hocam. Evet. Diyor ki kitaplarınızı başkalarına vermeyin. Zira ben de kütüphanemi başkalarından aldım. Ben de aynı şeyi söyledim. Ben de aynı şeyi söyledim şimdi. Onun için şart koşuyorum. Geri tabii vereceksen tabii öyle veririm tabii diye falan. Başka tabii sorusu olan var mı? Başka soru? Katkı? Buyurun. Benim aslında şöyle bir sorum var. Ben teşekkür ederim. Öncelikle. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Konuşmanın sonuna bir durum şundan bahsettim. Sivrumluk kuruluşları aslında özel bir şekilde proje yazamıyorlar. Başka bir şey, kurum ve kuruluşları adı altında proje yazıyorlar ve burada onların denetlenmesi ve aslında belli bir yöne doğru baskılanmasını sağlıyor. Bunun en temel nedenlerinden birisi tabii sivrumluk kuruluşlarının bütçe. Çünkü hibelerin desteği yüzünden oralarda proje yazıyorlar. Bütçe diyebiliriz ve bununla ilgili neler yapabilirler mesela? Daha kendilerine özel olabilmeleri adına. Yani bunun en büyük nedenlerinden birisi bütçe mi? Şimdi büyük nedenlerinden bir tanesi o şöyle, çok şeydir, şehvetli bir iştir yani bu. Ben de öyle Avrupa Birliği projelerine falan katıldım. Büyük proje, bunların hepsini şey yapmıyorum ama bakın, eğer kafanızda böyle bir düşünce varsa bu fonları kendi çıkarlarınız için kullanırsınız. Bakın, bu biliyorsanız bunları önerirsiniz onların, bakın şimdi onlar bir taktik geliştiriyorlar değil mi? Şimdi barış olarak kabul ederseniz o ne kadar güzel ya. Şimdi pek çok arkadaşıma ben tanıştırdım ettim. Yani üniversitedeki, yani en çok böyle üniversitedeki hocalara şey yapanlardan birisi benim. Şimdi bütün Avrupa ile şeyler, ilişkiler kurdular. Bir arıyorum Avrupa'da şu projede, Avrupa'da bu projede falan. Ya şimdi bundan daha iyi bir şey olur mu? Yani bir bakıyorsun Slovenya'dayım diyor, bir bakıyorsun Atina'dayım diyor, bir bakıyorsun bilmem neredeyim diyor. Yani bu projelerin hepsine katıldığı için çıkan şeyler falan değil mi? Onu yapanların umurunda değil. Ama bakın veriliş amacı bunun, işte size bunları bu kadar çekici yapıyor, onun için herkes bunun peşinde koşuyor. Ama bakın şimdi Türkiye'den bir size örnek vereyim. İtalyanlarla, İspanyollarla biz bir proje yaptık. Türkiye'de orman yangınlarına dirençli ağaçlandırma modelleri diye kitap yazdık. Çalışmalar yaptık, bilmem ne yaptık. Bir Allah'ın kulu ilgilenmedi. Floransa'daki bir enstitüyle birlikte, İspanya'daki bir enstitüyle birlikte bir proje yaptık. Bakın 5 milyon euroluk 3 tane Avrupa Birliği projesi 1,5 milyon eurodan yaptık. Şimdi Avrupa'da bir sürü ülke uyguluyor bu. Ama bakın şimdi fondan yararlandık. Onların yerine getirilen işte servi ağaçları ile ilgili bir şeydi bu. İki tanesi başka şeylerle ama bir tanesinde de bunu yaptık. Gittik eğitimlerini verdik. Şimdi bir sürü yerlerde yapılıyor. Dedik ne var? Yaptıramadık burada Türkiye'de. Orada gidip yapılıyor. Bildiğimiz için bunları nerede gider o projeye uyduruyorsunuz. Şimdi bizim ülkemizde işte sorun şu. Böyle bir altyapı olmadığı için, bu konular tartışılmadığı için herkes, bakın ben kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Çok samimi olarak yapıyorlar bunları. Daha da ileri gideyim. Gelin üniversitemizde ders veren hocaların, üniversite hocası olarak söylüyorum, %90'ı batılıların yazdıklarını tekrar ederler. Hiç sorgulamadan. Ben şimdi yani ben de benim söylediğime bile inanmayın diyorum sorgulamadığınız sürece. Bir tane hoca bulamazsınız bakın böyle. Yani abartarak söylüyorum. Ama yok böyle bir ortam yaratılıyor işte. Sorgulamayan, işte yani
egemenlerin söylediklerini, istediklerini yapan bir toplum yetiştiriyor. Benim bunları, yani bu eğitimle bu seminerleri falan yapmamın, bu söyleşileri yapmamın nedeni yok. Ya biraz farklı bakalım. Tamam, ekoloji önemlidir, çevre önemlidir, bilmem ne önemlidir. Bunun ekonomik ve politik boyutu da var. Buralardan da bakalım. Şimdi olduğu gibi. He? Şimdi olduğu gibi. Ha, evet işte yani öyle. Yoksa bu fonlardan niye yararlanmayalım ki yani? Ama bakın size bir şey söyleyerek bitiriyorum. Soru da almıyorum bundan sonra, başka soru yoksa. Şöyle. Akdeniz Üniversitesi'nde Çevre Sorunları Araştırma Uygulama Merkez Müdürüyüm. İlçeler bazında sempozyumlar düzenledik. Yerel sorunlara çözüm arayışları adı altında. Yerel sorunlara çözüm arayışları. Başladık Manavgat'tan, Kaş'tan, Korkut elinden, şuradan buradan falan 6-7 tane, 13 tane ilçenin 6-7 tanesinde yaptık. 110 tane falan bildiri sunuldu. Bildirilerin sadece 11 tanesi üniversite hocaları tarafından, yani aşağı yukarı sempozyum başına 2 tane bizim üniversitenin hocaları veya başka üniversiteden hocalar tarafından sunulmuş. Hiçbir bildirinin yerel bir sorunla alakası yok. Diyelim bir araştırma gelmiş, İsrail kavununun Antalya'ya veya Akdeniz kuşağına uyarlanması diye. Başkalarının yaptığı bir çalışmanın Türkiye'ye uyarlanması diye. Ya bu kadar beyin işgali olabilir mi? Hiç mi? Ya çamdır fasulyesi üzerine çalışan bir adam yok. Biliyor musun işte bizim buranın şeyi, piyazanın yapıldığı bir yok ya. Alanya soğanlı çalışan yok. Perge'yi Aspendos'u biz George Bin'den öğrendik, ben rehberim. Harem'i yabancılar üzerinden öğrendik. Türkiye'ye gelen büyükelçilerin yazdığı şeyler üzerinden. Harem'den söz ediyorum bakın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bunu anlamadan işte niye bu işlerle böyle uğraşıyoruz biraz anlamak zordur. Böyle bakın çok farklı düşünceler ortaya çıkabilir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.